Elektriğinin kesilmesi, hatta finans sisteminde kargaşa yaşanması son anda önlendi. Hükümet sosyal medyaya düzenlemeyi tartışırken siber güvenlik acil toplantı yaptıracak kadar kritik hale aldı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, dışişleri, asker ve istihbaratçıları topladı. Geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde günde 20 binin üzerinde saldırı oluyor. Türkiye'nin altyapısı bu siber saldırılar büyük ölçüde olduğundan kaldıramaz. Hükümet gezi olaylarıyla birlikte sosyal medyaya çeki düzen verme hamlesinin üzerine bir de siber güvenlik zirvesini topladı. Çünkü Ulaştırma Bakanı Yıldırım gezi eylemleri sırasında kamu kurumlarının yoğun bir siber saldırıya maruz kaldığını söyledi. Birçok kuruma saldırı girişiminde bulundu. Gereken tedbirleri aldılar. Siber güvenlik zirvesinde siber saldırılara karşı önlemler sosyal medyaya düzenleme hazırlıkları öncesinde masaya yatırıldı. Yüz binlerce sahte hesap kişiler adına açılıyor. İnsanların aleyhine kışkırtmalar yapılıyor. Diyelim ki insanlar fotoğraflarını değiştirdiler. Papatya koydular. Ve bu Twitter account'u benim değil dediler. Nasıl ispat edecek? Türkiye gezi eylemleriyle sosyal medya ve onu en etkin şekilde kullanan gençlerle tanıştı. Hükümet cephesinden ilk anda gelen yasaklarız açıklamalarının yerini şimdi yasaklama değil düzenleme mesajları aldı. Cezaların caydırıcılığı ilkesi çerçevesinde yeniden gözden geçirmekten ibaret olacaktır. Siz Twitter'ı Türkiye'de mahkemeye verseniz bile bir vesileyle kale alacağınız herhangi bir yasal ortam yok. Sosyal medya ve siber saldırılar, tankı, tüfeği, toması, biber gazıyla gerçek dünyanın karşısında sanal alemin en etkin iki silahı olarak bugünlerde Ankara'nın en acil gündemi.